Güzel yaşam, tüm renklerle güzel yaşam, tüm dillerle aydınlık, tüm dillerle aydınlık. 89.4 Yaşam Radyo. 2002 yılına kadar ben firar düşüncelerinden dolayı düşünce suçlu olarak aranıyordum. O dönemde de koşullarım normalleşirse bir radyo kurmak diye bir fikrim vardı. 2002'de erteleme yasası çıkınca arayışa koyuldum. Ticaret de yapıyordum zaten ben. Bu esnada bir frekans arayışına girdim. O dönemde çevremdeki arkadaşlar bir grubun daha olduğunu, onların da frekans aradıklarını, hatta ellerinde bir frekansın olduğunu, bunu sizinle paylaşmak istediklerini söylediler. Ben de kabul ettim. O gruptan Mehmet Gözcü bir gün benim ofisime geldi. Bahçelerdeki ofisime. 87.5 diye bir frekansın olduğunu, satılık olduğunu, bu frekansa bağlı Çamlıca'da 70 metre yüksekliğinde bir direğin de olduğunu, birlikte satılmış olmak istediğini, bunu beraber yapabileceğimizi, bu grup da sol demokrat bir gruptu. Yaklaşık 4-5 kişiden oluşan bir gruptu. 92.3 Yaşam Radyo 1995 yılında kuruldu. Ve bir radyo ihtiyacı vardı. Farklı grupları bir araya getirecek. Sesi duyulmayanların sesi olacak. Yayın bazında ilgiyle, alakayla dinlediğim ilgi alanıma giren bir radyoydu. Yani sevdiğim, gerçekten düşüncelerime de haz veren, yani olması gerekiyor olan bir radyoydu. Tabii ki radyonun yönetiminde özellikle, yani ilişkilerimiz olan dostluk, arkadaşlık ilişkilerimiz olan, başta yani İbrahim Bey'le, İbrahim Gürüz Bey'le. Tabii ki onun da bu projenin içerisinde olması yani beni de o dönem ilgili kıldı. Ben Mehmet Gözcü'yle görüşebileceğimizi, ben de bir radyo düşünüyorum ama benim kafamdaki radyo Kürt radyosudur. Kürtçe yayın yapan bir radyo fikrim var diye kendisine anlattım. O da dedi ki o zaman görüşelim. Belki farklı bir şey oluşabilir diye. Biz randevuleştik ve Taksim Hazropulo diye bir kafede bir araya geldik. Bu görüşmede Mehmet Gözcü, Zeki Akbıyık, Cüneyt Uzunoğulları ve Musa Ağacık vardı. Biz 2002 yılında bunu proje haline getirdik. Ve bu sefer bu projeyi oluştururken de yasalar da uygunlaştı ve izinler de çıkmaya başladı. Yönetimde olsun, yani hissedar olarak da olmamız gerektiği konusunda öneriler oldu. Tabii ki biz de yani bunun bir ticari bir amaçtan ziyade gerçekten buna ne katkı sunabiliriz? Bu radyonun kültürüne özellikle yani olması gerekli olan, yani Türkiye'de yaşayan bütün farklılıklara hitap edebilecek bir radyo için adım atılmıştı. Ama bunun geliştirilmesi, güçlendirilmesi gerekiyordu. Ben de bu çerçevede özellikle bu projeye dahil oldum. Ben de köken olarak hemşirin olduğum için işte bizim de dilimiz, kültürümüz bir şekliyle yazılı anlamda, görsel anlamda şeyimiz olmadığı için yok olmak üzere. Diğer kültürler de işte Türkçesinde, Ermenicesi, Lazcası, Çerkezcesi. Yani bu açıdan düşündüğümüzde ki arkadaşlarımız da işte birlikte kurma fikrinde olan arkadaşlar da değişik milletlerden kökeni olan arkadaşlardı. Radyoyu kuran arkadaşlarımız da beraber, o arkadaşların da çok farklı kültürlerden, insanlardan oluşmasını benimsedik. Yani herkesin kendi dilinde kısmi de olsa yayın yapması. Çünkü önceleri herkes kendi dilinde konuşuyor, sonra Türkçe açıklamasını yapıyordu. Hani çok yayın akışı açısından hoş bir şey değildi ama yine de böyle bir işe başlanması, ilk olarak bazı seslerin duyulması Yaşam Radyo'nun en önemli başarılarından bir tanesidir. Yaşam Radyo isminin güzel olduğunu, bu ismi
alırsak toplumda bir karşılığının, bir dinlenirlik tabanının olduğunu söylediler. Bu radyonun adını kullanarak bir radyo kuralım dediler. Tabii onların düşüncesinde sol demokrat bir radyo kurmak vardı. Ben ise Kürtçe yayın yapan bir radyo düşünüyordum. Daha özgürlükçü, demokratik bir radyo yaratabilmek adına en başta Kürt halkının sesi olmak, Kürt kültürünü, dilini tanıtabilmek, müziğini tanıtabilmek ve bunun yanında diğer dilleri, kültürleri, müziği, her türlü katkı sağlayabilmek adına böyle bir radyonun var olması için ben de olabileceğimi söyledim. Ve böylece Yaşam Radyo 87.5 biçiminde frekansıyla yayın hayatına başladı. Yaşam Radyo kuruldu, yayın hayatına başladı. Bu başlangıçta herkes bir şeyi çok merak etti. Radyonun sahibi kim? Yaşam Radyo'nun bir sahibi yok. Ortakları var. Tam 21 ortağı var radyomuzun. Tabii bir de dinleyicileri var. Ortaklık bilinciyle yaşama sahip çıkan. Şimdi sizlere 21 ortağımızı her türlü belirsizliğe ve mazerete rağmen fedakarlıkla radyomuzu kuran bu 21 kişiyi tanıtmak istiyorum ben. Tek tek buraya sahne önüne davet ediyorum. Zeki Akbıyık'la Çandan, hemu oğlan u hemu zamanan. Radyo Jiyan. Radyo Jiyan denge veye. Radyo Jiyan denge birati u aşitiyeye. 87.5 ilk frekanstı. Yine entefre oluyordu. Bizim frekanslar arasında megahertz düşük olduğu için, az olduğu için normalde 200 megahertz olması lazım ama 100 megahertz'ti. Dolayısıyla başka radyoların sesi bizim radyomuza karışıyordu. Yaşam Radyo çok yönlü bir radyoydu. Bunu oluşturan ekip, arkadaşlar, programcılar, kurucuların çok büyük emekleri oldu. Çok büyük fedakarlıkları da bulundular. Sadece maddi değil, manevi fedakarlıkları da bulundu. Çünkü işte cezalar, bütün bizim üzerimizdeki baskıları, bir dizi çevresel baskılar ve bunların hepsi arkadaşlarımız sineye çektiler, bunun mücadelesini verdiler ve büyük ekonomik kayıplara da neden oldu bu kurucu arkadaşlarımızın. Biz kuşkusuz biz yola çıkarken bunları biliyorduk. Türkiye'nin gerçeğini de biliyorduk. RTÜK özellikle bizim frekansın olduğu yerde yine enteflasyon vardı. O tamamen bilinçliydi. Birkaç kez Ankara'ya gittim, RTÜK Başkanı'yla, Zahit Akman'la da görüşmeme rağmen bu haksızlık olduğunu, bunun adaletsizlik olduğunu, bunun giderilmesi gerektiğini söylememe rağmen maalesef düzeltmediler. O enteflasyon, yani ses karışımı işlemi devam etti. RTÜK bir düzenleme yaptı. Bu düzenlemede 89.4, o zaman da tamamen çok dilli yayına geçmiştik, hdmn.char diye yayın hayatına başladık. Of, canım sıkılıyor. Yardım edebilir miyim hanımefendi? Sıkılıyor. Neden acaba? Yaşam radyonun frekansı geldi. Ulaşamıyorum. Yardım edebilirim isterseniz. Nasıl? Yeni frekansını biliyor musunuz? Yaşam radyonun yeni frekansı mı? Evet, tabii ki. Söyler misin? Sen bu mikrofonlarda. Sizi seviyorum, seviyorum. Benimle yaşamı paylaşır mısınız? Yaşam Radyo daha net, daha kaliteli bir yayın için frekansını değiştiriyor.
5 Şubat 2007 tarihinden itibaren yeni frekansımız 89.4. Yaşam Radyo'da yalnız değilsiniz. Özellikle şunu hedefledik. Türkiye biliyorsunuz çok sesli, çok kültürlü bir ülke değil maalesef. Ne bu anlamda hukuksal olarak ne de sosyal olarak, kültürel olarak buna açık değil. Hep tekli bir anlayışla hareket etmiş bir devlet nedeniyle bizde herkesin dili sesi olmak için bir şeyler yapmaya çalıştık. Yani Türkiye'deki tüm sesleri kapsayan işte Türk'ünden Kürd'üne, Ermenisine, Çerkezine, Laz'ına ne kadar renk varsa bu kültürleri zaten İstanbul bu metropol olarak bunu taşıyor. Yani İstanbul'da her yöreden, her milletten insan var. O yüzden bizim esas şeyimiz o ötekileştirilen, yok olan kültürlerin yaşaması üzerineydi ana felsefemiz. Yani herkesin kendi dilinde kısmi de olsa yayın yapması. Çünkü önceden herkes kendi dilinde konuşuyordu, sonra Türkçe açıklamasını yapıyordu. Hani çok yayın akışı açısından hoş bir şey değildi ama yine de böyle bir işe başlanması, ilk olarak bazı seslerin duyulması Yaşam Radyo'nun en önemli başarılarından bir tanesidir. Çok kültürlü yayın 2007 yılına kadar sürdü. 2007'den sonra çok dilli yayına geçtik. Artık 2004'te de Ermenilerle ilgili program vardı. Kürtlerle ilgili program vardı. Süryanilerle, Lazlarla, Çerkezlerle ilgili program vardı. Ama program açılışı yapılırken Kürtçe, Süryanice, Ermenice, Lazca, Çerkezce konuşulmuyordu. Türkçe konuşuyordu ama müzik yayını, sanatsal faaliyetlerin hepsi Kürtçe, Ermenice, Süryanice, Rumca, Çerkezce yapılıyordu. İnsanların dili ve dili kutsal. Ben de yurttaş olarak bunu benimsiyorum. Çünkü ikisi de kişiyle beraber doğuyor. Özellikle dil, insanoğlu işte milyonlarca yıldır kendi dillerini yaşatmak için uğraşı veriyor. Onun için bu kimsenin kimseye sen ne dil, niye dil, ne hangi dilde konuşuyorsun demeye hakkı olmadığını düşünüyorum. Bunun herkesi önce herkesin diline ve önce diline saygı göstermeli. Sonra da din inancına karşı saygı göstermeli. Çünkü bunlar tamamen kişinin kendisine ait olan ve dil bir sonraki nesillere milyonlarca yıl aktarılacak bir şey. 2007'den sonra biz tamamen de facto olarak meşruiyet zemininde yasal bir altyapısı olmamasına rağmen biz çok dilli yayına geçtik. Rütük de buna sessiz kaldı. O dönemdeki konjonktürel durum, orada o dönemdeki ortam da buna uygundu. Ses çıkarmıyorlardı. Ve 2007'den sonra Yaşam Radyo'da tarihte ilk kez çok dilli yayın yapıldı. Tüm renklerle güzel yaşam. Tüm renklerle güzel yaşam. Tüm dillerle aydınlık. 89.4 Yaşam Radyo. Merhaba Gühtarin Aziz. Hem bir kültürname ekidin Disa Lehemberi Vanel. Hem de speka bername ya kude strane ki şakro gudarb ken dura Disa Ahmet Nevane kure des bu bername hub ken. Hayde vakti hatını zahane hayat. Müziğin tarihiyle ilgili programlarımız vardı. Kent yaşamıyla ilgili
doğayla ilgili, temiz toplumla ilgili, edebiyatla ilgili, kısmen de tarihle ilgili olmak üzere çeşitli alanlarda programlarımız vardı. Kürtlerle ilgili 3 tane program vardı. Mesela Radyo Yerivani, Mehmet Ava'nın yaptığı bir program vardı. Kültürname, Fehim Işık'ın programı vardı. 3-4 tane program vardı hatta Kürtlerle ilgili. Ermenilerle ilgili 2 program vardı. Süryanilerle ilgili bir program vardı. Gürcülerle ilgili, Lazlarla ilgili, Çerkezlerle ilgili. Hatta Yahudilerle ilgili, romanlarla ilgili de programlar yapıldı. Bu Türkiye'de bir ilkti. Zazaca, Ermenice ki Ermenice'de ilk Ermeni radyo programı bizde oldu. İşte Hayko Bağdat'ın sunduğu ki bunun konukları da oluyordu. Hrant Dink rahmetli ilk radyo programı olarak bizde, bizim radyoya gelip Hayko'nun programına da konuk olmuştu. Çerkezce program yapan arkadaş vardı. Rumca program ve müzik yapan arkadaş vardı. Karşı Kıyıdan Esintiler adı altında. Yani biz ne kadar şey varsa hepsini açıktık. Gelen isteyene şeyimizi açıyorduk, mikrofonlarımızı. Yaşam her dilde, yaşam her renkte. 89.4 Yaşam Radyo. Şlomo şomu em yakri, tahra suhretut yaşam radyo 89.4 am hdodina, şafalan yomi basime am hdodi, Urduste, Batır Mizmir'dut Habib Musa Şamumar, nakahretik tevina am hdodi, bşeyin vatir. Yayın politikamız esas olarak bu radyo sivil ve demokratik bir radyo olacak. Siyasetlere angaje olmaması gerekiyor. Herhangi bir siyasal partiye angaje olmaması gerekiyor. Birinci şeyimiz buydu. Sivil ve demokratik bir radyo olması. Özgür habercilik yapma. Çünkü biz haber de yapıyorduk. Günlük yorumlar da yapılıyordu radyoda. Mesela Hrant Dink bizim radyonun yorumcularından biriydi. Profesör Mehmet Altan bizim yorumcularımızdan biriydi. Daha başka akademisyenler de vardı. Fakat bunların habercilikte de özgür bir habercilik. Hiçbir etki altında kalmadan, hiçbir siyasal angajman olmadan tamamen bağımsız yayıncılık, bağımsız habercilik yapacak bir radyo olması gerektiği konusunda mütabakata varmıştık ve böyle yayın yapıyordu. Erivan Radyosu programı benim için çok anlamlı, nitelikli bir programdı. İkincisi duygulu ve yani trajik boyutu olan bir program hakikaten. Gözaltı kayıpları yani onların o dönem bu radyoda dile getirilmesi. Bu iki program gerçekten unutmadığım iki tane program. Mesela önemli bir şey diyeceğim. Kazım Koyuncu mesela benim arkadaşımdı. Sonra kanser olduğu belli olduktan sonra hastanede yatarken hatta ölümünden 10 gün 15 gün önce ölümünden önceki 3 hafta işte Mehmet Ali ile bizim radyodaki ben de karşılaştım bir seferinde. Yani ki kayıtlarını tutuyorum mesela onun acı bir şeyi var, anısı var bende yani ölmeden önce 10 gün önce en son ses ve medya anlamında da bizim radyoda gelip konuşmuş, röportaj yapmış olması. Böyle etkili bırakan bir o oldu. Xelado kaba oroperi maşkinalepe otxone çi do çoğro punkti otxo yaşam radyo frekansişa xolo beraberi vorer. Çok sevdiğim, çok sevdiğim nelerler. Arkadaşım diyelim, haydi dostum. Hoş geldin önce. Hoş bulduk Cuma. Daha yayın başlamadan böyle bir sofrada da mı buluşacaktık dedim Mehmet Ali'ye. Bu hayatımızda eksikti. Dedim böyle bir sofrada buluştuk. Değerli izleyicileri, dinleyicileri bunları arada bir söylemekte, hatırlatmakta fayda var. Fakat sandıktan zamanla çıkardığımız şeyler var ki bu şarkılar onlardan birisi. Thank you.
Yaşam bir türküdür kulağımızda. Söylenir diyardan diyara. 89.4 Yaşam Radyo. Yaşam Radyo. Paralel Ses Pariyegak 87.5 Yaşam Radyo'da Sözde Kalınlar programına hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Her hafta olduğu gibi tekrar programımızla karşınızdayız. Biliyorsunuz Paskalya haftasındayız. Bu hafta Paskalya şerefine bir ilahiyle başlayalım istiyorum programımıza. Ara Kevorkyan'dan Dervormya dinleyelim. Ondan sonra konuklarımızla birlikte karşınızda olalım. Radyo sanırım deneme yayınındaydı henüz benle temas kurduğumda ve bu çok dilli, çok kültürlü, şimdi artık dilimize pelesenk olmuş bu mevzuyu galiba Türkiye'lerde öncü olarak başlatan projelerden bir tanesiydi. Ve benim başıma çok gelen bir durum vardır. Ben genelde bu tip projelerde Ermeni lazım olduğunda lazım olan Ermeni olarak davet edilirim. Yaşam Radyo bundan ilkiydi neredeyse. Yani Yaşam Radyo bu konsepte bir Ermeni lazımdı. Etrafta da çok Ermeni olmadığı için bana rica etmişlerdi. Ben de çok radyoculuk falan bildiğim bir dönem değil. Hayatımda ilk defa mikrofon karşısına geçmiştim. 97 yılında haber spikeri olarak başlamıştım radyoya. Daha sonra teknisyen açığı oldu ve teknisyen olarak devam ettim. 92.3 frekansı yani ilk Yaşam Radyo'da ekibe dahil olmuştum. O dönem Satır Arası isimli bir program vardı. Gazete manşetleri ve gündemin aktarıldığı, satır aralarındaki haberlerin yer aldığı, çok da reyting alan bir programdı. Onun teknik masasında duruyordum. Recep Yener hazırlayıp sunuyordu. Kendisi vefat etti ama radyoculuk dendiğinde, 90'lar dendiğinde, Yaşam Radyo dendiğinde ilk akla gelen isimdir. Na khabata radyo televizyon ebrası gele ki khabatak balkeşe, uje beri de gele ki balamedik şant. Beri venajı ile Moskova de denge medyada estabeti bun. Dama ev proje jmira hata gotin ku de gelek zamana ve bername ben çekirin ez geleki kefkaş bun u min kabul kirku ez de bir radyoyu da bixabitim. Radyo li Bajar İstanbul'i vaşana xodikir. U brastiji ji Bajar İstanbul'i ji aliye kurda ve gelek yan bejin devlemen de meruk arı beji nav İstanbul'i Kurstanbul. Jberweye ki ji bername bi avayi ku milletin me bi salan ambijin çandawan hati bin bekirin hati qadaxa kirin li malin xwe li cihin xabata xwe bikaribin bi zimanê xwe li bername guhdar bikin ev kêfxweşiya gelekî mezin bû û ji bo me wek xebata gelekî ambijin şanaz bû. Ben kendim talib oldum. Yaşam Radyo'yu dinliyordum ve çok beğeniyordum. O kadar dilde ve yüksek kalitede program yapabilmek her baba yiğidin harcı değil. Bir de sizi program yaparken dilediğinizce özgür bırakıyor. Hiçbir deklere yok. Meci ve Bername Dengbeci Radyo İrivani zaten Yaşam Radyo'yu da ders bekir. Bername Dengbeci Radyo İrivani gelek bala kuhdaran kışan. Hatta de sala 2000 nehanda Yaşam Radyo de Nava Radyo'nun da yani yekem. Benim Yaşam Radyo maceram Kazım Koyuncu'yla başladı. Aslında Yaşam Radyo'dan program yapma teklifi bana değil, Kazım Koyuncu'ya yapılmıştı. 2004 ya da 2003 yılıydı, çok iyi hatırlayamıyorum şimdi. Kazım dedi ki, ya Mehmet Ali Yaşam Radyo'dan işte program yapmamı istiyorlar. Sen yürütür müsün? Ben de fırsat buldukça programa katılırım. Tabii ben başta anlamıştım yani Kazım'ın bu işi benim sırtıma yükleyeceğini ama elbette dedim yani neden olmasın. Ben 2003 yılında Yaşam Radyo'ya katıldım. Cüneyt Uzunoğulları'nın
arkadaşımızın yaptığı davet üzerine geldim ve bir emek çalışma yaşamı programı yaptım orada. 3 yıl kadar yaptım. 40 ambar programını yapıyordum ben Yaşam Radyo'da. Sanırım en son girenlerden ama bu radyoyu en son terk edenlerden olmuştum. Benim bir arkadaşım var, Semih Akgün. Kendisi Yaşam Radyo'da ekonomi programı, sabah haberlerinde Güler Yıldız'ın sunduğu haber programının içerisinde yarım saatlik bir ekonomi programı sunuyordu. Borsa ve ekonomi piyasalarıyla ilgili. Çok dilli kanala dönünce Güler Yıldız, Semih Bey'in de Çerkes olduğunu bildiği için bir Çerkesçe yayın yapabilecek bir arkadaş olup olmadığını soruyor ve Semih de beni buluyor. Tesadüfen bir gün ofisine uğradığımda bu teklifi getiriyor. Daha sonra ben kabul ettiğimde, tabii sevinerek kabul ettim, randevu alıp Güler Hanım'la bizi burada buluşturuyor. Hem bu ol, hem bu zaman, hem bu çan libri birane. Emler, peşteyne nokta çar, deyne nokta çar, radyo jiyane. Zide speka dalezlandıra komare ve her tüste kurda hat bu kadar kekirin. Zıbanu, çandu, vecevu, hüner, her tüste ben bandora zulma devlet ede bu. Yani pişti veya keku kurt bir tekoşiyle hem maf des kıstı bun. Brastici raya geçti ya kurda cıvan çıtana behay bun, behpar bun. Yani beli zanyan zıbani kurdi heye le gele kurt bir zıbani kurdi der kalibun bakvın. Gerek kes embejin jüveceye kurdi ne haydar bun. Jühnera kurdi ne haydar bun. Embejin jü şairin kurda, jü roman nivisen kurda, jü çirok nivisen kurda, jü rövşemirin kurda. Ve ki iro zedetir ne haydar bun. Her ve demi tabi Erbanç ve Berdame de Erbanç amacı yok ki. Hem van insanana jü beginne cemaati. Yani insan ilme bizar be zibane kurdiçiye ve ceye kurdiçiye ve nera kurdiçiye van dıştan en beginin vanji. 2010 yılında bir çalışmam olmuştu benim. Türkiye'nin yaylalarında, dağlarında olan romanlarla ilgili, işte örgütsüz, partisiz hakları ile ilgili bir çalışmam olmuştu. Bordo'nun Aybastı yaylasında romanlar yüzyıldır gelip orada Panayır'da çalışır, hayatlarını kazanırlarken ki en fazla kaldıkları yayla orada küçük soruyla kovmuşlardı. Benim dostlarım da ve yaylaları seviyorum. Haberini aldığımda bir yıl çalıştım, ilişki kurdum ve onların yasaklamasını kendime göre edinmiştim. Ve zorlu bir mücadele daha sonra bütün on basında falan çıktı, belki çok destek aldım. Kendim yazmıştım basında ve gönül mağdurluk yapmıştım ve zorlu bir mücadeleydi. Romanlar bana inanmıştı. 15 kişi geldi, biz 1000 kişi olmuştuk. Ve orada haklı bir mücadelemi, tek başına da olsa nasıl örgütleneceğini, nasıl çok aranacağını, romanlar kendi hayatlarında birçok değişikliğe yaşıyorlardı. İstanbul'a döndüğümde romanlarla ilgili bir programa beni söyleşiye davet etmişlerdi. Ben de yaşam radyocu oldum o dolayısıyla. Bu hak ihlalini anlatırken sanırım beni keşfeden İbrahim Gürbüz olmuştu. Duye demedi emin Bername Kurdiçe'ye de kırın. Bername Sibehe ve Rojbaş. Roja me embejin nuçeyin me sitranin me hın akhaftin bi tebliğuna guhdarvanan me bernamak çiğdikir, amade dikir. U gelek ki baldar bu, gelek embejin guhdarvanin me telefon dikirin, hoste ki hoyi hem jali embejin siyasi ve hem jali müzik ve kişan strana dukazın, jimara dukotin. U vi avayi çiğdi bu, berdavam dikir. 87.5 açıldığında bu defa müzik sorumlusu olarak başladım. Kadroya dahil oldum diyelim. Dolayısıyla radyonun ilk müzik arşivini biz oluşturduk. Türkiye'de ötekileştirilenlerin, yok sayılanların, görmezden gelinenlerin
sesi soluğu olmayı hedefleyen bir radyoydu. Bir yandan da rüzgara karşı oynuyordu. Ben de o rüzgara karşı oynayan takımın bir oyuncusu olarak program yaptım. Emek programı yaptım. Çünkü o dönemde emek de itibarsızlaştırılmaya çalışılan emeğe, sendikal harekete, işçi sınıfına dair kavramların örselendiği, itibarsızlaştırdığı bir dönemi yaşıyorduk. Piyasa, rekabet, verimlilik, kar, bunlar dönemin yaratılan hegemonyası altında prestijli kavramlardı. Ama emek, dayanışma, eşitlik, adalet gibi kavramlar ise unutturulmaya çalışılıyordu, yok edilmeye çalışılıyordu. Biz biraz Yaşam Radyo'da bu kavramları hafızalarda diri tutmaya çalıştık. Melisler çandı hunera kurda meradu vestam. Me ser zaman embejin diroke kudu buyanın kudu diroka kurdan da kavmine buyarı siyasi embejin nava elu aşiranda çı kavmine embejin u dengbej vanaş para xısına sıtran çirok u destan melser van radu vestam. Türkiye'de şöyle söyleyeyim sana, şimdi buradan baktığında komik gelir. 2001-2002'den bahsediyoruz, yani çok uzun bir tarih değil. Bir radyodan Ermenice müzik dinlediği için inanamayıp ağlayarak arayan yaşlı teyzelerimizin, ölsem de gam yemem diye telefon açan insanların olduğu bir dönemdi. Yani bundan işte bu kadar kısa bir zaman önce, yani çok da kısa bir bayağı zaman geçmiş yaşlanıyoruz. Bir radyodan Ermenice müzik dinlemenin, Kürtçe, Rumca müzik dinlemenin, vay be neler oluyor bu ülkede dediğimiz dönemlerinden bir tanesiydi. Arabim vivalati, Kürdim vivalati. Çıcar hub zamanı hu ifade nekriyel derbeyi malahu yani plani van zamanına le mal hatiye bir kar ani. Le pişti ku bername ki biviren giyancı te radyo ki biviren gides bu vaşana hukir. Em Kürt her var ne teri derdi hu beş kurdara gud. Beguman zamanı me kurdi bu ama mehencar Lazancı gudardikir, mehencar Ermeniyan gudardikir, mehencar Süryaniyan gudardikir. Eviyacı bedden nişandan ku Lviv velati gerek milletu gerek baveri u gerek kavmiyetin zehev cuda hani u hemuci rengi Lviv velati de. Başlangıçta programın formatı daha çok dünya müzikleri çalmak üzerineydi. Ama tabii hem Laz olmaktan hem de Laz dili ve kültür alanında çalışıyor olmaktan dolayı zaman içerisinde program büyük ölçüde Laz dili ve kültürüne yönelik bir program olarak evrildi. Ama sloganımız daha çok Kafkasya'dan Karadeniz'e diller ve kültürlerdi. Ancak Lazca ile Laz dili, Laz müziği, Laz kültürüyle ilgili bir programdı programımız. Süryanice şarkılar ve bazen Süryani geleneksel ilahiler çaldık. Bir de yurt içinde ve yurt dışında Süryanilerle ilgili çıkan haberlerle ilgili günlük şeylerle, olaylarla ilgili bir şeyler konuşuyorduk. Ama geneli şeydi, müzikti. Biz Sovyetler Birliği döneminde, ana vatanımız hani Sovyetler Birliği içerisinde kaldığı için orada tabii dille ilgili, ulusal haklarla ilgili problemler çoktan çözülmüş olduğu için bu tür özgürlükler vardı ve orada Çerkesçe çok hatırı sayılır bir edebi olgunluğa erişti. Yani yazılı edebiyat orada geliştirildi, sözlü edebiyat zaten vardı. Bu yazılı edebiyat ürünleri, folklor derlemeleri, bunlardan yararlanarak ben programlarımı yaptım. Dünyanın dört bir tarafından bu radyoda yüzlerce şarkı dinledik. Bilmediğimiz şarkıları öğrendik. Bilmediğimiz kültürlerle karşılaştık. Kültürlerin dil yoluyla birbiriyle karşılaşması ve çok kültürlülük bir ülkenin ve dahası tabii ki dünyanın zenginliğidir. Bu zenginliği, bu farklılığı güzellik olarak algılamak çok çok önemli. Çünkü insanlar bu farklılığı göremez, tanıyamaz, bu kültürlerin güzelliğiyle buluşamazlarsa aynılaşma başlar. Aynılaşma gerçekten dünya içinde, gelecek içinde, bugün içinde çok büyük bir tehlikedir. Herkes cehevudu haydardı bu. Yani embezin beguman
gerek zamanın hep ama yezede tren bejin bir zamanı Türkî bu. Vaşam zamanı Türkî dağıt kirin ama dur deci bahsa hemu rengin Türkiye daha tekrin. Yani ev Türkî bir renge ki cahili Lazan veci, cahili Kurdan veci, cahili Ermeni, Süryani anci, Arabancı daha tfam kirin. Berviye ki herkes cehevu duci, bir renge ki, bir şekle ki, bir havaya ki agadardı. Bu evci tabi bandora ki mezun bu, cahili ve şangeriyedi. Azlar için sınırlı da olsa önemli bir özgürlük alanıydı. Sonuçta biz bu şekilde İstanbul'da hatta Marmara'da sesimizi duyurma imkanına sahip olduk. Martılar aç ve benim sol ayağım ağrıyor. Doğudan batıya akan kan dinmeyecek gibi. Batı suskun ve vahşetin sesine sağır ruhu. Dostum pencerenin önünde. Martılara yemek yaptık birlikte. Uzun uzun konuştuk halkların kardeşliğini Türkçe. Benim sol ayağım çok ağrıyor. Kalbimle birlikte. Umudum aç ve barıştan başka hiçbir şey doyurmayacak bu hiçbirimizin gerçeğini. Belki de barış ömrümüzün en uzun yürüyüşü. Sevgili dinleyiciler, burası Yaşam Radyo 89.4. Ben Yelda Karataş, Şairler Korsandır programında hep birlikteyiz. Şiir üzerine, şiirin kardeşliği, dillerin kardeşliği üzerine hep birlikte söyleşeceğiz, dinleyeceğiz, yazacağız, çizeceğiz. Hoş geldiniz. Türkiye Cumhuriyeti diğer bütün vatandaşlarından topladığı vergilerle sadece Türkçe'ye yatırım bu çok haksız bir uygulamadır. Egemenin, devletin kurucu unsurunun zihniyetini değiştirmesi en büyük elzem. Bu ülkenin tarifi nedir? Bu ülke kimdir? Yani anayasanın işte değişmez dediğimiz maddelerinden mi okuyacağız bu ülkeyi? Hepimiz Türk müyüz mesela? Hepimiz Türksek ona göre mi olmalı her şeyi? Peki hepimiz Türk olalım. Ve ben sana getir kutsal kitap, yemin edeceğim şimdi ben Türk'üm. Sistem benden bunu istiyor. Eyvallah. Başım belaya da girmesin. Ben ne yapacağım okulu, hastaneyi, bilmem neyi, bin bir ayakta tutmak için bin bir mücadele vererek yayın organlarını, kampanyalarla ayakta tutmaya çalıştığımız Rumca gazı bana ne? Tamam Türk'üm ben. Tamam o zaman hadi beni başsavcı yapın. Beni hakim yapın. Hani çok istemem ama genelkurmay başkanı yapın. Yok diyor sen Ermenisin. İyi tamam Ermeniyim ben o zaman. Bölücülük yapma lan diyor, hepimiz Türk'üz. Ne istiyorsun sen benden? Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu paranoyak algının ve kurucu döneminde, hadi o dönemin çağının şartlarında, sonrasında dünyayı faşizme götürecek o mantığı anladık değil mi? 2016 yılındayız. Bu ülkede hepimizin ortak bir vatana, ortak bir coğrafyada bu mahallenin çocukları olarak yaşayabilmemiz için sen Türkçe diline hangi imkanları sunuyorsan devlet olarak, Kürtçe'ye de bunu vereceksin. Ana dilini, ana okulundan üniversite sonuna kadar öğrenmemiş bir halkın ninni yazması, kitap yazması, şiir yazması, roman yazması, film yapması mümkün olur mu? Bak ondan sonra ne olur bu mücadele sonrasında başına gelen felaketlerle? Bunu konuşacak insan kalmaz artık. UNESCO'nun kaybolan diller listesinde Ermenice var. Batı Ermenicisi var. Bu dillerin farklılığından bir birlik ortaya çıkarmak Yaşam Radyo'nun başarabildiği bir şeydi. Bir ses çıkıyordu, o da kardeşliğin ve insanlığın sesiydi. Hayatın, akışın, tarihin bir süreç içinde akışa akarak, akarak buraya geldiğine inanıyorum. Ve bugünkü siyasal gündemde de elbette halkların bir araya gelerek yapmaya çalıştığı bir parti bir siyasal oluşum var elbette. Ama Yaşam Radyo o kadar etkiliydi ki aslında başlangıcından beridir bence halkların siyaset üstü kendi arasında yaptığı ilk barış görüşmesiydi. Jibo hemu çandan, hemu olan u hemu zamana. Radyo Jiyan. Radyo Jiyan. Radyo Jiyan denge veye. Radyo Jiyan denge birati u azadiyeye. Müzik.
Evar baş gözler heja ez Muhammed Ava. Diyaşam radyoda lisan Fransa 89.4 bu programa dengbeci radyo Erivan'ı bu kadar heyecan ama. Programı 2 saat berdevam ve bu programda ez ejvara destane dengbejan, çiroke dengbejan, ustrane dengbejan jvara ravetken. O ez el ser jiyana dengbejan ravestim. Emi 2 saat bu kadar heyecan abi. Kadarın aziz, neha peşim, ez hazım, strane ekici denge kavuş ağa kadarı bikin. O paşi be havra em bername xwe bidom. Balel verdi jan. Yekem yani cara peşim bu sala hazar nesidu bistusyan da le bajara laçin bir yekitya sovyeti binna ve şerf el adna hatı avakir ev radyo ku hatı avakir neyse Türkiye'de radyo tünev nehi radyo tünev ev radyo hatta sala hazar nesidu bistu nehanda ve şana hua duma ica piştivi şua ev radyo sala hazar nesidu bistu nehanda Hatta girdim, le Bagdad'ı, le sala hazar ve nesudu siyunahanda, le Bagdad'ı radya kurdu, hatta vekilin. O disa le Fransa'ı bina ve lavan, le sala hazar ve nesudu çiruyekanda. Disa radyo'yek avabu, haftada nil saat bi zamanı kurdu, veşan edikir. O pişti vişkua edi, le sala hazar ve nesudu pinciyo pencanda, Erivan'ı ve Ali Hacı Cindi Embej'in Casimi Celil Radyo Erivan'ı da mezrandın Salah Hazar Nesudu Penci Penci'n da o piştiği Radyo Ormi'yi hatta avrakırın Lebeli Gel Jivan Harsi Radyo'nun Bağda o Radyo Ormi Radyo Erivan'ı Zede'yi Radyo Erivan'ı gıdar etkinci bu çı Laura av müzik kurdan bu çan bu zamanı kurdan lisan radyosta jiboyevi bana kurdan radyo Erivan'ı tıkşan. Benim için tabii çocukluğumda ben Erivan radyosuyla ancak Kürt müziğine ulaşabilmiştim. Kulağım ve ruhum buna yatkın. Dolayısıyla bu tür Kürt müziği çalındığı zaman ben kendime çok yakın hissediyordum. Çünkü biz bunlardan mahrum bir kuşaktık 78 kuşağı olarak. Bunlar benim ruhumu epeyce okşayan, bana sevgi katan, mutluluk katan programlardı. En çok beni heyecanlandıran, en çok beni etkileyen Mehmet Ava'nın Radyo Yerivani programıydı. Çünkü o beni çocukluğuma götürüyordu. Yaşam radyoyla kumeddes bir programı kir. Yani ez gelek bekte var bu çi. Laura, minci vakta ez zaruk bim Radyo Yerivani pır bağlamı dikşan. Ez hafta 8 sali bu. Min radyo Erivan'ı gödar etkin. Eko ez hatim. Bir dest bir bername zikir. O gelek ez bakta vardı bu, dülşadı bu. Biz midgüç kuat zarotya kuada. Gelek bu balamın dikşan. Midgüç kuat etişteki uha çebikin. Nesibci bu. Mide bername çekin. Jiyan bratiye. Jiyan vekeviye. Jiyan kurçaniye. Haşte yine nokta çar radyo jiyan. Kaybolan diller beni çok üzüyordu. Evet, Batı Ermenice kayboluyordu. Bunun yaşatılması gerekiyordu. Lazca kayboluyordu ama Lazlar hala bunun farkında değil. Hala gaflet içindeler. O güzel kültürün kaybolmasını ben şahsen gönlüm razı olmuyordu. Ben hemşinli olduğum için işte bizim kültürümüz Ermeni geçmiş. Ta işte 400-500 sene önce Ermeni kültürüne aynı olduğu için işte Ermenice programı daha çok ilgiyle dinliyordum. Çünkü bilmediğim şeyler çıkıyordu orada. Birçok konuya kendisi duyarlı gördü. Yani tek bir iki noktaya kilitlenip kalmadı. Yani bu yönüyle zaten Yaşam Radyo'yu böyle yani hafızalarımıza kalsın. Yani ciddi bir yer edinmesinin bence en büyük sebeplerinden birisi de oldu. Bizim gibi toplumlar, Türk, Arap, Fars, Kürt, bütün Orta Doğu toplumları, mürit toplumlar,
kul, teba toplumları. Çünkü şöyle bir düşünce var bu toplumlarda. Benim yerime hanım düşünür, benim yerime hakanım, sultanım, padişahım, ağam, şeyhim, benim yerime başkanım düşünür, benim yerime cumhurbaşkanım düşünür gibi bir düşünce var. Biz bunun toplumda yıkılması gerektiğini düşünüyorduk. Ve bu anlamda birey kültürünün, benim yerime ben düşünmeliyim, benim yerime ben karar verebilmeliyim. Yani bireyin öne çıkması, bireyin eleştiren, sorgulayan bir konuma gelmesi noktasında birey kültürü yaymaya çalıştık. Kent ve yaşamdaki amaç, kentin insanların hizmetinde olması gereken, insanların hayatını kolaylaştırması gereken birer fiziki yapı olduğunu anlatabilmek adına koyduğumuz bir programdı. Kentteki yaşam, işte imar durumundan tutun da işte düzenli kent nasıl olur? Bunun üzerine ki bayağı faydası da oldu. Yani oraya katılan mimarlar, işte inşaatçılar vesaire kent üzerine, çevre üzerine bayağı radyo kullanarak toplum bilinçlendirme açısından çok faydası olan bir programdı. Bu ülke maalesef rant, büyük rant yüzünden İstanbul yaşanmaz bir kent haline geldi. Gettolar oluşturuldu, devasa yapılar oluşturuldu. Bu tamamen ekolojik dengeyi yok ediyor, hava sirkülasyonunu yok ediyor. Birçok negatif yanları var. Bu anlamda kent ve yaşam programları vardı ve kent yaşam programlarının amacı da yaşanabilir kentler. Bu sadece İstanbul için değil, bütün Türkiye ve Kürdistan'daki kentler için bir düşünceydi. Master planlar, kent planları insan yaşamını rahatlatmak üzerine kurgulanmamış, tamamen ranta dayalı kent yaşamları vardı. Master planları da böyle, en küçük planlar da böyle. Biz buna müdahale etmek istedik ve bir nebze de sanırım bu konuda başarılı olduk. Toplumun sesi olabildik. İnsanlara, topluma neyin doğru olduğunu kısmen de olsa bu programlarla ulaştırmış olduğumuzu düşünüyorum. Kent ve yaşam ödülleri her yıl yapılıyordu. Buradaki amaç radyoya biraz da ekonomik destek sağlamak iş adamlarından. Ve bir de yaşanabilir kentler nasıl olmalıdır diye bu ödül törenlerini biz veriyorduk. Hatta bu ödül törenlerine sanata ve kültüre önem veren Eczacıbaşı Holding'in başkanı da bir kere bizim bu etkinliğimize katılmıştı. Başka iş adamları da vardı. Biraz da onları motive etmek, biraz daha dikkatli olmalarını, kültüre, sanata, çok dilliliğe ve çok kültürlülüğe, çoğulcu ve katılımcı demokrasiye yaklaşımlarını daha da somut hale getirmek, belki bu duyguyu vermek. Her sene de biz işte katkı sunanlara kent ve yaşam ödülleri adı altında plaketler verdik. Gerçekten çok duygulandırdı. Bu yılın kent ve yaşam ödüllerini kazananlar arasında bulunmaktan çok büyük onur duyuyorum. Thank you.
yaşam çocukluktur. Sağ, temiz, şeker tadında sadece. Türkiye'de GSET'e çok ilgi çekti, çok saygınlık gördü. Yani mesela belli faaliyetlerimizde zaten çoğu şey görülüyor. Çok ciddi anlamda bir etki yarattı. Yani her kesimde bir gün yani toplumun birçok sosyal, Türkiye toplumunun olsun yani Kürt coğrafyasına varana kadar yani bölgenin sonunda tartışılabildiği, bildiği ve birçok insanın kendisine bir şeyler görebildiği. Yani iş çevrelerinde tutun, birçok iş kurumunda tutun, yani şehircilikten tutun, gazeteciliğe varana kadar birçok insanı gerçekten olumlu yönde etkiledi. Farklı seslerin, kültürlerin, yaşam tarzlarının, toplumsal çevrelerin, dinamiklerin sesi soluğu olacak kanallar, radyo kanalları, televizyon kanalları, gazeteler bir tür hani Nisan yağmuru işlevi görüyor. Nasıl Nisan yağmuru bahar çiçeklerinin açmasını sağlıyorsa bu tip yayın organları da yarın birlikte eşit ve adil bir yaşam için bugünden taş döşüyor. Eğer bir holding radyosu değilseniz ya da sırtınızı dev patronlara dayamıyor iseniz, KOBİ'lerle reklam politikanız bunlarla yürüyorsa, biraz ötekilerin sesi olan alternatif bir medyaysanız, evet, ekonomik zorluklarla boğuşmak durumunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla radyoların uzun süreli yaşaması bu bağlamda zor oluyor. Ama gerekli mi? Gerekli tabii ki. Keşke devlet desteğiyle böyle bir oluşum olsa ve Türkiye çünkü işte politikada çokça söylenir bir mozaiktir diye. O halde bu mozaiğin sesi olacak bir kanala da her zaman ihtiyaç var. Duvari vecev zibanu embezim hünera kurdi deci riye ki liber hünermen değil mi? Vekir, ben şair ilme, liber Nivizkar İlmer, ben Revşen Bir İlmer Bekir. Çünkü daha fazla ki hem. Yaşam Radyo benim hayatımda kıymetli, beni mikrofona alıştıran, sonrasında karşıma çıkacak onlarca mikrofona konuşurken bu kadar yüksek perdeden konuşma cesaretinin ilk denemelerini yaptığım mikrofondur bu. Radyoculuğu da sevmiştim o anlamda. İyi ki var ya Yaşam Radyo, iyi ki olmuş yani. Çok dilli Yaşam Radyo deneyimini bizzat halklar tarafından gerek televizyonda gerek radyoda yeniden hayata geçirilmesi bence çok önemli ve gerekli bir şey. Belki bir yaşam radyo Türkiye'yi değiştirecek kapasitede bir radyo değil ama küçük şeyler büyük şeyleri doğurur. Yaşam radyonun tabii yaşayabilmesi, amacına ulaşabilmesi, hizmet edebilmesi için biz baştan İbrahim Bey'le birlikte elimizi taşın altına koyduk. Ve şunu bekledik, dedi ki bu radyo mutlaka yaşar, çeşitli kesimlerden katkı sunabilecek kimseler vardır. Bize de katkı sunarlar ve biz bu radyoyu yaşatırız. Fakat maalesef bu desteği bulamadık, biz de ancak bu kadar götürebildik. Bundan sonra umarım böylesi bir radyo yine kurulursa ben her zaman yine katkı sunarım. Çünkü buna ihtiyaç var. Bu da bir toplumsal katkıyla ancak olabilecek. Çünkü bireylerin yürütebileceği, götürebileceği bireysel bir çalışmanın ötesinde kolektif bir çalışmaya ve katkıyı gerektiriyor. Benim buradan dileğim, umarım bir gün böyle bir kolektif çalışma olur, biz tekrar içinde yer alırız. Az hevi dikim, habaten bir rengi her berdavan bıkın. Bir taybeti, habaten serperverdehiye, e zaroka, e jina, bu bıgıştı mesela. Tiştiğin kudu diroka mede, hene ki tarimanın, bıkhira van bernameya, deneki roni bebe evde fazla mini mezin özdeşim. Keşke Yaşam Radyo devam etse ve ben programımı olduğu yerden tekrar katkıda bulunsam, bunu içtenlikle diliyorum. Farklılıkların birbirini anlayıp birbirini aynılaştırmadan geliştirmesinden, birbirine alışveriş yapmasından ve zenginleşmesinden yana olan bu tavra bütün yüreğimle katılıyorum. Örneklerinin çoğalmasını diliyorum. Basında bir gazete olarak, bir dergi olarak, kültürel bir dergi olarak, başarılabiliyorsa televizyonda ve tekrar yine bir radyo olarak yaşatılması gerektiği kanaatindeyim. Bize çok şey katacaktır.
Türkiye barışına ve dünya barışına, birbirimizi anlamaya ve konuşabilmeye, çok sesliliğe, çok sesli düşünmeye çok şey katacaktır kanaatindeyim. Bana bu fırsatı Yaşam Radyo verdiği için aslında ben minnettarım. Çok teşekkür ederim. İnsanlar tanımadığı dillere yabancı olduklarına inanıyorum ve tanımadıkları şeye karşı da herhangi bir ön yargıları oluşuyor. Ön yargıları kırmanın da hiç kuşkusuz yolu bu tip yayınların yaygınlaşması ve bu Türkiye'de bu tekti zaten. Bizim yaptığımız yayınlar tek yapan radyo bizdik. Tek üzüntüm o yaşamalıydı, yaşatılamadı. Hamafakas Yaşam Radyom kaşıttırı oş hamafı miyici varkı zifat olatik program yiciri üç atı basıq yit onara hamafım tıza fızışıdav şu mafırdı. Aman dillo, aman dillo, derde yare tibbe kulo. İmce harfani nave, imce harfani nave ya, imce harfani nave. Çadıra nelam, demice gulam, neri Ne gelecek? Ne